Herkese merhaba. Bugün size evimizdeki eşyalarımızı nereden ne kadar aldık bunları anlatacağız. Şu an salondayız. Buradan başlayalım. Eşyaların görsellerini, markalarını, fiyatlarını hepsini kenarda da yazıyor olacağız. Ben de zaten hepsini paylaşacağım burada size. Biz bu koltuğu Westwing'den almıştık. Westwing'de genelde bu tarz mobilyalar var ve mobilyalar gerçekten çok kaliteli bu arada. Ne kadar almıştık? 1090 euro almıştık ama sanırım şu an zam gelmiş diye gördüm ben. 1200 euro gibi bir fiyatı vardı, yanlış olmasın. Ekrana koyalım onun fiyatlarını. Bu yatak olabiliyor. Şurayı şöyle açıyorsunuz ve şuraya eşitleniyor, yani şu kat şuraya iniyor. Biz böyle bir koltuk çok aramıştık. Bu tarz koltuklar çok yok. Hatta birkaç mobilyacıya görmüştük, atıyorsun. Burada o tarz eşyalar tercih edilmiyor demişler bize. Bazalı yatak da mesela bulunmuyor. Ya IKEA'da vardı. IKEA'daki koltuklar çok kalitesiz gelmişti bize. O yüzden bu şekilde bir şlaf sofa görünce hemen aldık. Dediğim gibi bu yatak olabildiği için biz böyle bir koltuk tercih ettik. Bu tekli koltukları da Kavland'dan almıştık. İndirimde aldık biz bunu. 200 liraya aldık tanesini. Online olarak aldık. Sefa da yine Westwing'den. Bu en çok bana Instagram'da sorulan eşyamız sanırım. Bunu da 289 liraya aldık. Farklı modelleri de vardı. Yani 500 liraya olan cam sehpalar falan da var ama en uygun, bizim bütçemize en uygun olan buydu. Halı IKEA'dan aldık bunu. Bunu 150 euro almıştık diye hatırlıyorum. Boyutlarına göre değişiyor fiyatları. Bu lambadayı Otto'dan aldık. 120 euro aldık diye hatırlıyorum. Bu tabureyi de ben böyle bir koyu tabure, burası benim kitap okuma köşem. Yani bu çok opsiyonel bir köşe. Bunu da yine Westwing'den 100 euro almıştık. Bir tane böyle boy aynası aldık. Bu da yine Westwing'den aldık. Bunun fiyatı da 289 euroydu. Bu avizeyi de IKEA'dan 6 euroya aldık. Şimdi mutfak kısmındayız. Bizim zaten açık mutfak burası. Burada sandalyeler, sandalye ve masa bence en pahalı eşyalardan da. Biz çok aramıştık. Sandalye, ben bu şekilde sandalyeleri çok beğeniyorum çıkarımız. Bunları yine Westwing'den aldık biz. Biz bunların tanesini 289 euroya aldık. Evet, pahalı. Sandalyeler genel olarak çok pahalı. Yani bizim baktığımızda da gerçekten sandalye fiyatları bence pahalı bu arada. Masa Otto'dan 120 euroya aldık. 120 dedim ben. Ama çok kaliteli bir masa değil. Biz bu sandalyeler masasını almak istedik ama bizim bu alana sığmıyordu. Boyutlarını ölçmüştük. O yüzden bu alanda kullanabileceğimiz, işimizi görebilecek hani en hızlı masa hangisiyse, yani şimdilik işimizi görsün diye bunu aldık. Çok kaliteli değil. Hatta şuraları soyulmaya bile başlamış ama iş görüyor mu? Görüyor. Şu dolapta bunun masanın takımı bu arada. Yine onu da Otto'dan aldık. Onun fiyatı da 100 euro mu hayatım? 100 euro. 100 euroya aldık onu da. Oraya biz kahve makinemizi koymak için almıştık. Çünkü mutfağımız çok küçük ve tezgahta yer yok. Şimdi bunlar işimizi görmesi adına hani acil olarak bulduğumuz ve uygun fiyatlı olarak bulduğumuz ürünlerdi. Çünkü bu tarz mobilyalar bence en pahalı olanlar. Yani bu tarz dolaplar da bence çok uygun fiyatlı bulmak zor oluyor bence yani. Şimdi size evin diğer kalan eşyalarını anlatacağım. Yatak odamızı biz komple IKEA'dan aldık. Çünkü bu eve geldiğimizde yani acil bir şekilde yatağa ihtiyacımız vardı ve en hızlı teslimatı olan ve bazalı olarak alabileceğimiz yatak IKEA'daydı. Genelde yatakların teslimat süreleri 2-3 ay gibi bir süreleri var yani. Biz o yüzden IKEA'dan aldık en hızlı bir şekilde. Dediğim gibi bulabildiğimiz, yatak odasına dair bulabildiğimiz eşyalar oradaydı. Gardırobumuzu 590 euro aldık, 5 kapaklı.
Yatağımız da bazası ve yatağıyla birlikte 550 euroya aldık IKEA'dan. Başka bir de iki tane biz komodin aldık baş uçlarımıza. Onlar da 30 euro gibiydi sanırım. Şuradan tekrar bakayım. Onları arkadan almıştık. İkinci bir şekilde aldık. Bakıyorum. İki tanesini 60 euro almışız. Yatak odamız böyle. Dediğim gibi en hızlı teslimat yatak odasında IKEA'dan bulunabiliyor. Ve bazılı yatak yine arıyorsanız IKEA'da mevcut. Ve şöyle bir bilgi verebiliriz. Montajları aslında o kadar da zor değil. Birazcık yoruyor. Ama elinizde yeterli malzemeler varsa hiç montaj süresini beklemekle uğraşmayıp ve pahalı da birazcık. Siz kendiniz de yapabilirsiniz gayet. Evet, bizim yatak için montaja bakmıştık biz. Ne kadardı? 290 mıydı montajı? 290 filandı. Dolabın da o Evet. kadardı. Dolabının da o kadardı. Biz kendimiz kurduk. Yani montajlar çok pahalı bence. Yatak Ayrıyeten kadar montaj kötü içinde değil. tekrar randevu almanız gerekiyor. Beklemeniz Aynen. gerekiyor. Bizim zaten acil yatağa ihtiyacımız vardı. Yatak gelene kadar böyle 2-3 gün sürdü tabii ki yine gelmesi. Ben Türkiye'den gelirken yorganımızı ve nevresimlerimizi vakumlayıp valize koymuştum. Yerde onlarla yattık. Hani belki gelecek olanlar varsa fikir olsun. Yani gerçekten iş görüyor. O an hani biraz saçma gelmişti. Yorganın orada ne işi var falan diye ama gerçekten buraya gelince çok işimize yaradı yani. Bunların dışında bizim mutfağımız yapılıydı. O yüzden mutfak eşyası, mutfakta elektronik eşya almadık. Sadece evin mutfağı çok yani kullanılacak boyutta ama biraz pis bir mutfaktı. Bizim Türkiye'deki mutfaklara göre pis bence buradaki mutfaklar. O yüzden ben fırını pek sevmediğim için biz Amazon'dan dandik bir tane bir fırın aldık. Yani ekstradan 100 euro ama hani o çok şey hani evde ihtiyaç değil. Bizim kendi tercihimize aldığımız bir şey. Onun dışında elektronik eşya olarak sadece çamaşır makinesi aldık. Onu da kurutma birlikte olan bir makine aldık ve kilosu da büyük. 10,5 kilo değil mi bizimkisi? 11 miydi? 10,5 muydu? Öyle olması lazım. Öyle bir şey aldık. LG marka aldık. Onun fiyatını ben çok net hatırlamıyorum. Ondan dolayı Yaklaşık unuttum ismini. 700 euroydu ama onu da tekrar videoda görebileceksiniz. Evet, Buraya onu da koyalım. ekleyeceğiz. 700 liraya mı aldık? Yaklaşık o kadar almıştık. Aynen, Satürn'den aldık onu. Bunun dışında koridora bir ayakkabılık aldık. İki kapaklı. Otto'dan aldık. Onun fiyatını da çok hatırlamıyorum. Bunları çok arkadan bütçemiz oldukça ve eve alıştıkça aldığımız ürünler bunlar küçük ufak tefek. 40 euro gibi bir şeydi sanırım tam o Bunların tarz hepsini zaten bir şeydi. videoya Onları ekleyeceğiz. hepsini ekleyeceğiz. Bir de bir montlarımızı ve çantalarımızı asmak için yastık aldık. O da 30-40 euro gibi bir şeydi sanırım. Bizim evimiz bu şekilde yani. Bizim bu şekilde bir masrafımız oldu ama sıfırdan ev kurmak gerçekten çok zor. Hala eksiklerimiz var bizce. Yavaş yavaş onları tamamlamaya çalışıyoruz. Mesela bir televizyonumuz yok şu an. Acil olmadığı için mesela ihtiyaç duymadık. Bana çok fazla geliyordu Instagram'dan işte ne kadar bütçeyle kurdunuz gibi gibi sorular. Burada zaten evler genelde küçük. Bizim evimiz 1 artı 1 açık mutfak şeklinde ve 55 metrekare. O yüzden hani çok eşya ihtiyacınız olmuyor. Bir de burada genelde biz Türkiye'de hani çok fazla eşya alırız böyle yeni evlendiğimizde falan ama buralarda öyle değil. Daha çok insanlar ekonomilerine göre eşya alıyorlar yani. İşte bu ay atıyorum koltuğunu alıyorsa, atıyorum öbür ay televizyonunu alıyor gibi falan. Hani burada çok önem verilmiyor. Böyle evi anında hazırlamak, bütün eşyaları kurmuş olmak gerekmiyor. O yüzden hani siz de çok acele etmenize gerek yok. Biz de öyle yapıyoruz, öyle yaptık yani. Bunların hepsini bir anda almadık. Ay ay ala ala. İşte şu koltuklarımız mesela tekli koltuklarımız kaç? 3-4 gün önce falan aldık yani. Öyle öyle yavaş yavaş alınıyor. O yüzden siz de araştıra araştıra, baka baka işte bütçeniz uygun, indirimleri kovalayarak alabilirsiniz. Bizde şöyle bir şey var. Biz tercih etmedik ama eBay'dan çok uygun fiyatlara temiz, az kullanılmış mobilyalar bulabiliyorsunuz. Siz de bunlara bakabilirsiniz. Bizim ev eşyalarımızla ilgili tecrübelerimiz böyle oldu. Anlatacaklarımız bu kadar. Paylaşabileceklerimiz bu şekilde. Bu videonun sonuna geldik. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basıp kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Haftaya yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.